أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Böylece dönüp babalarına geldikleri vakit dediler ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf'un yanına gelip Mısır'a oradan kıtlık dolayısıyla yiyecek içecek aldıktan sonra yüklerini tuttuktan sonra babalarına döndüler. Şimdi babalarına bak ne diyorlar. Ey babamız, bizden ölçek men edildi. Bu kere kardeşimizi de bizimle gönder ki ölçek alabilelim. Biz onu kesinlikle koruyacağız diyorlar. Çünkü babaları Yusuf'un başına gelenlerden dolayı, Yusuf'tan dolayı Bünyamin'i onlara kolay kolay teslim etmeyeceğini biliyorlar. Babaları dedi ki, ben onu size nasıl emanet ederim? Ya bundan önce kardeşini, yani Yusuf'u emanet ettiğimde olan gibi olursa dedi, fakat tevekkülü Allah'a olduğu için en hayırlısı, en hayırlı koruyucu Allah'tır dedi ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir diye Cenab-ı Hakk'a zaten yönelmiş idi, tekrar niyazda bulundu. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin dedi. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. Neticede bakın ne diyor. Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak buldular. Yusuf Aleyhisselam bunların develerini yükledi, yiyecek erzaklarını verdi. Paralarını da gerisin geri yüklerinin içine konmasını da emretti. Bunlar yükleri yıkınca baktılar ki ödedikleri para, sermaye yüklerinin içine geri konmuş. Dediler ki ey babamız, daha ne isteriz? İşte sermayelerimiz de bize iade edilmiş. Bununla yine ailemize zahire alır getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Üstelik bir yük daha fazla zahire alırız. Zaten bu aldığımız pek az bir zahiredir dediler.
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَاهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ Yakup aleyhisselam babaları dedi ki, hepiniz çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah'tan bir yemin vermedikçe onu kesinlikle sizinle göndermem. Onlar da Allah'a and içerek babalarına söz verince babaları da dedi ki, bu söylediklerinize Allah vekildir dedi. Allahu ala ma nekulu vekil dedi Yakup aleyhisselam. Ve kâle ya beniyye la tedhulu min babin vahidin. وَدِخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَ وَمَا لُونِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Ve dedi ki Yakup aleyhisselam, ey yavrularım, ey oğullarım dedi. Şehre girerken hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'ın takdirini sizden engelleyemem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler ona tevekkül etmelidirler dedi Yakup aleyhisselam. Ve lemma dehalu min haysu emerahum ebuhum ma kana yuni anhum min Allahi min şeyin illa haceten fi nefsi Yakube katahe ve innehu lezü İlmin lima allemnahu velakin ekseran nasi la ya'lemun. Ne zaman ki şehre vardılar, Yusuf'un memleketine yani Mısır'a kardeşleri erzah almak için Binyamin'i de aldılar, döndüler. Babalarının tembihini de dinleyerek gittiler. Ne zaman ki şehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine emrettiği şekilde şehire girdiler. Gerçi bu şekilde girmeleri onlar hakkında Allah'ın takdir ettiği hiçbir şeyi önleyemezdi. Bu sadece Yakup'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Bak Yüce Allah Yakup aleyhisselamın ilim sahibi olduğunu söylüyor. Çünkü peygamber kendisi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Bütün peygamberler Allah'ın bizzat öğretmesiyle bilgi, ilim sahibi olurlar. Peygamberler Yüce Allah'ın bizzat okulunda okurlar. Yani onlara Allah vahyi ilahi gönderir. Vahyeder. Onun için her peygamberde bu özellik vardır. Vallahu hayrun hafizan. Şimdi Allah'tır en hayırlı koruyucu. Yani koruyucuların koruyucusu Allah Teala'dır. Ve huve erhamur rahimin.
ve o her Erhamur Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Şimdi Yakup Aleyhisselam bakın ne dedi. Gâle len ursilehu ma'akum. Onu kesinlikle sizinle göndermeyeceğim. Hatta tu'tûnî mevsikan min Allahi, ta ki Allah'tan bana bir ant ve misak verirseniz dedi. Le tu'tûnnenî bihi illâ en yuhâda bikum. Bakın, söylenene bakın, söyletilene bakın, başa gelene bakın ki onu muhakkak bana geri getireceksiniz. Ancak hepiniz ihata edilmiş olursanız o başka dedi. Nitekim bakın ihata olundular, kuşatıldılar. Bunun için bak demişler ki, Keşfül Hafa'da geçer bu. El bela'u müekkelüm bil mantığı. Yani bela dile dayalıdır. Ağızdan çıkan başa gelir demişlerdir. Yakup Aleyhisselam'ın da bakın ağzından çıkanlar hep başa geldi. Yusuf'u kurt yer dedi. Bakın. Kurt yedi diye Yusuf'a yalancı kanlı gömlek getirdiler. Bu sefer de Bünyamin için hepiniz ihata olunmadıkça bana Bünyamin'i getirin diye yemin ettirdi. Onlardan söz aldı ve onlardan misak aldı. Onlardan misak verdiler, ant içtiler. Ama olacaklar oldu, yine kuşatıldılar. Bünyamin kaldı. Şimdi ayeti kerimelerin akışına doğru şöyle bir baktığımız zaman, ibret üstüne ibret, ders üstüne ders, hikmet üstüne hikmet vardır. Yüce Allah'ın kitabından ders almayan hiçbir şeyden ders almaz. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Muhakkak ki o her şeye vekildir. Kim vekil? Yüce Allah'tır. Her şeyin vekili. Başka vekil, asli vekil başka yoktur. Onun için dünyadaki vekiller, bunlar geçici vekillerdir. Hiçbirisi asli değildir. Alınan tedbirler takdiri engelleyecek ve ilahi muradın meydana gelmesini önleyecek değildir. Tedbir kulun görevidir. Kul görevini yapacak ama tedbirin önüne, tedbirler takdirin önüne geçer mi? Geçemez. Tedbir nihayet Allah'tan o vesile ile bir yardım dilemedir. Yani tedbirin esas yönü de nedir? Tedbir ile de Allah'tan yardım istemek demektir. Kul tedbirini böyle alır. O tedbir ile de Allah'tan yardım ister yine. Takdire uygun ise faydalı olur. Yoksa kadere mani olmaz. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Aleyhi tevekkeltü. Ben yalnızca ona tevekkül ettim. Ancak onun hükmüne güvenip ona sığındım. Ona güvendim. Emir ve kumandayı ona havale edip, çünkü emir ve kumanda onda zaten.
Şimdi onda olduğunu iyi bilmek, iyi inanmak gerekiyor. Ona göre emir ve kumandayı ona havale etmek demek, emir ve kumandanın onda olduğunu iyi bilmek demektir. Sizi de ona emanet ettim. Yakup aleyhisselam böyle diyordu. Ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun. Şu halde tevekkül edecekler de ona, yani yüce Allah'a tevekkül etsinler diyordu. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim nur saçan, insanlığı her tehlikeden kurtaran, nurun, saadetin, rahmetin ve fazlın ortasına insanlığı yerleştiren yüce İslam şanlı Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için hayat veren nurun dersleri, ruhun gıdası, aklın gıdası, kalbin gıdası, tükenmez nimetlerin de kazanılmasının teminatıdır. Bir kısmı kuvveti yalnızca kendi tedbirinde zanneder. Bazı insanlar der ki tedbir aldım da ben işte bundan dolayı işte başardım derler. Halbuki tedbirler Allah-u Teala'ya tam manasıyla tevekkülün kulluk görevinin adıdır. Çünkü kuvveti yalnızca kendi tedbirinde zannetmek, bu da ayrı bir yanlıştır. Çünkü kuvvet kimsede değildir. Kuvvet de, kudret de yalnız Allah'tadır ve Allah'tandır. Bunu unutma. Şimdi kendi mukadderatımızı kendimiz tayin edeceğiz demeye kadar gidenler vardır. Bir kısmı da tevekkülü tedbir almaya engel zanneder. Bu da yanlıştır. Tevekkülü tedbir almaya engel zanneder. Çok yanlıştır. Aslında tevekkülle tedbir ikisi bir bütündür. Kul kulluğunu yaparak Allah'a tevekkül edecek, tedbirini alarak Allah'a tevekkül edecektir. Ama kudretin, kuvvetin tamamını Allah'tan bilerek yapacak bunların hepsini. Ben yaptım da oldu diye değil. Beni Allah muvaffak kıldı. İşte ve ma tevfiki illa billahın anlamı bu. Başarı tamamen Allah'tandır. Sonra tedbir aldıran odur. Tedbir ile seni muvaffak kılacaksa muvaffak kılan odur. Tevekkülü sana nasip edecek yine odur. Bütün iradeni senin hayra sarf etmende, sana lütufta bulunacak, keremde bulunacak odur. Senin ihlasına, samimiyetine bakarak sana yardımlarda, lütuflarda bulunur. Yeter ki sen samimi ol, ihlas sahibi ol, yakin ehli ol, istikamet ehli ol. İstikamet dost doğru olmaktır. Allah'ın kulundan istediği gibi فَاسْتَغِمْ كَمَا اُمِرْتَ. Hazreti Muhammed bu ayet için ne demiştir? Beni Hud suresi kocalttı, ihtiyarlandırdı demiştir. Niye? Ümmeti adına. Ümmetinin görevini tam yapmayacağını, yapamayacakların olacağını bildiği için ümmeti adına üzülüyor ve ihtiyarlandırdı beni bu ayetler demiştir. Onun için
tedbirin de Allah'tan yardım istemek demek olduğunu hiç unutma. Kişi tedbir almıyorsa bil ki Allah'tan yardım istemiyor demektir. Haşa, sümme haşa. Sonra istemek, bir fiili istemek vardır. Görevini bizatihi yaparak, yani pratikte görevini yapacaksın. Yaşanan İslam ile yine tedbir alacaksın. Sadece teori değil, teoride değil, pratikte ne yapacaksın? Bil fiil, güzel amellerini işleyerek ve bil fiil meşru tedbirlerini alarak, ki işte meşru amellerden birisi de tedbir almaktır ki bu da Allah'tan yardım istemektir, hem de fiili yardımdır. Fiili yardım bizzat ameli işleyerek Allah'tan istemektir. Amel işlemiyor ama sözlü istiyor. Amelin yoksa sözlünün yanında o tedbir gerçek tedbir değildir. Çünkü söz var, amel yok, fiiliyat yok. Efendim, teori var, pratik yok. Söz var, halde, yaşantıda İslam yok. Bunun için tedbir, yaşanan İslam'ın da tedbir olduğunu ayrıca unutma. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوَا اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَ الْعِيرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَازِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ Şimdi bakın, burada Bünyamin'in Yusuf'un yanında kalması için böyle bir duruma başvuruldu. Bakın ne diyor Cenab-ı Hak bu ayetlerde. Yusuf'un yanına girdikleri vakit, yani Binyamin de yanlarında, hepsi geldiler Yusuf'un yanına, Mısır'a geldiler. Yine erzak almak için. O kardeşini, Binyamin'i yanında alıkoydu. Dedi ki, bilesin, ben senin kardeşinim. Binyamin Yusuf'u bilmiyor. Binyamin küçükken Yusuf kuyuya atılmış ve Mısır'da satılmış köle olarak, zindana atılmış, oradan çıkmış Mısır'a sultan olmuş. Bunlardan Binyamin'in hiç haberi yok. Yusuf'un yanına geldi, o Yusuf'un da Yusuf olduğunu bilmiyor Binyamin. Ama şimdi Yusuf aleyhisselam tanıtıyor kendini gizlice Binyamin'e. Öbür kardeşlerinin haberi yok. Bilesin, ben senin kardeşinim. İşte bundan dolayı onların yapacaklarına sakın üzülme. Şimdi Binyamin diyor ki,
tanıştıktan sonra artık ben senden ayrılmam diyor. İşte o zaman Cenab-ı Hak böyle bir yol öğretiyor Yusuf'a da. Peygamberler vahiy ile hareket ederler. Kendi kendilerine hareket etmezler. Sonra onların bütün hazırlıklarını görünce su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir dellal şöyle bağırdı. Hey kervan, siz hırsızsınız, hırsız. Bunlara döndüler de dediler ki, ne arıyorsunuz? Onlar da dediler ki, hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir yük zahire var. Üstelik o tas bana zimmetlidir. Allah'a yemin ederiz ki dediler Yusuf'un kardeşleri, Bünyamin'in dışındakiler. Muhakkak siz de anlamışsınızdır. Ya biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz. Peki yalancı çıkarsanız cezası nedir dediler. Bak Yusuf'un kardeşleri Yakup şeriatına göre şöyle dediler. Kimin yükünde o çalınan çıkarsa dediler, o su tası olduğu söyleniyor. O kendisi onun cezasıdır. Biz zalimlere işte böyle ceza veririz. Yani kimin yükünde çıkarsa o hırsız sayılıyor. Hırsız kişi mal sahibinin yanında kalıyor artık. Ona rehin olarak kalıyor. Bu gerçek bu şekilde Yakup şeriatına göre Yakup'un Yusuf'un kardeşleri böyle dediler. Şimdi konu devam ediyor. Febede'e bi ev'iyetihim gable vi'ai ehihi sümme stakhrecehe min vi'ai ehihi kezalike kidina li Yusuf مَا كَانَ لِيَأْخُزَ اَخَاهُ ف۪ي د۪ينِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا اِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ اَخُلَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ اِنَّ لَهُ اَبًا شَيْخًا كَب۪يرًا فَخُزْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ اِنَّا نَرَيْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَازَ اللّٰهِ en ne'ohuze illa men vecedna meta'ana indehu inna izelle zalimin inna izelle zalimun. Bakın konu şöyle devam ediyor. Bunun üzerine Yusuf aleyhisselam kardeşinin eşyalarından önce onların eşyalarını aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünün içinden çıkardı. Bu Bünyamin'le gizli zaten anlaşmışlardı. İşte Yusuf'a biz böyle bir durum öğrettik diyor Cenab-ı Hak. Melik'in konularına göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Yani Mısır hükümdarının kanunlarına göre kardeşi Bünyamin'i o yanında bırakmak için
böyle bir diyor, Mısır kanunlarına göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Ancak Allah dilerse o başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. O da her şeyi bilen Allah Teala'dır. Dediler ki eğer o çalmışsa, bakın şimdi daha hala karşılarındakinin Yusuf olduğunu, Yusuf'un kardeşleri bilmiyor. Bir tek Binyamin'e durumu açıkladı. Öbürler hala bilmiyor. Yusuf'un yüzüne karşı bakın yine ne dediler. Nasıl olsa Yusuf kayboldu gitti zannediyor onlar. Dediler ki eğer o çalmışsa, yani Binyamin çalmışsa, daha önce bunun kardeşi de çalmıştı dediler. Yani Yusuf'a da hırsızlık isnat ettiler. Yusuf çok küçükken Yusuf'un anadan dedesinin bir putu varmış. Annesi demiş ki Yusuf'a, oğlum şu deden putunu al da götür, kır, yok et demiş. Yusuf da küçükken anadan dedesinin putunu kırmış, yok etmiş. Bakın bunu burada hırsızlık diye dile getirdi Yusuf'un kardeşleri ki bunlar Yusuf'u kuyatanlar. O vakit Yusuf bunu içine attı. Yüzüne karşı böyle dediler ama Yusuf olduğunu tanımıyorlar. Onlara hiç belli etmeden, siz çok fena bir mevkidesiniz. Ne sıfat verdiğinizi Allah çok iyi biliyor dedi Yusuf. Kendi içinden durumu böyle karşıladı. Onları bozmadı, kırmadı yine. Yüzlerine vurmadı. Çünkü büyükler hep büyük düşünürler. Küçük düşünmezler. Büyüklerin yaptığı işler çok faziletlidir. Dediler ki ey vezir, yani Yusuf'a diyorlar, emin ol ki bunun çok yaşlı bir babası var. Yani Yakup aleyhisselam için diyorlar. Onun için yerine birimizi al, gerçekten de biz seni iyilik edenlerden görüyoruz dediler. Yusuf dedi ki aleyhisselam, eşyamızı yanında bulunduğumuzdan başkasını tutuklamaktan Allah korusun. Çünkü öyle yaparsak zalimlerden oluruz dedi Yusuf aleyhisselam. Yani başkasını, Binyamin'in yerine başkasını tutuklayamayız dedi. Çünkü hikmeti hüda, Binyamin'le gizli anlaştılar. Binyamin Yusuf'un yanında kalacak. Nitekim Binyamin'i de onları da kendisi bu hadiselerden önce ağırlamıştı. Kendi makamına götürmüş, ona ikramda bulunmuş. Sonra hepsine bir ziyafet verdi Yusuf, bütün kardeşlerine, ama daha öbürlerinden tanışmadı. Kendini daha tanıtmadı onlara. Ve onları gece misafir etti, ikişer ikişer sofraya oturttu. Binyamin tek kaldı. Kendi kendine şimdi Binyamin daha bu ziyafette Yusuf'la tanışmamıştı. Binyamin içinden şöyle geçirdi, kendi tek kalınca. Şimdi kardeşim Yusuf sağ olsaydı, o da benimle birlikte otururdu
dedi ve gözlerinden yaş akıyordu. Daha Yusuf ona kendini tanıtmamıştı. Yusuf da kardeşiniz tek kaldı dedi ve onu kendi yanına aldı. Ama tabi Bünyamin daha onun hala Yusuf olduğunu bilmiyordu. Sonra her iki kişiye birer yatak odası hazırlattı. Bunun ikincisi yok. Bu da benim yanımda olsun diyerek kendi odasına Bünyamin'i götürdü. İşte odada tek başlarına kalınca koklaya koklaya yanında yatırdı. Sabah oldu. Yusuf ona evlatlarını sordu. O da Bünyamin dedi ki 10 oğlum var, daha hala kendini tanıtmadı Yusuf aleyhisselam. 10 oğlum var dedi Bünyamin. Hepsinin ismini de ölen kardeşimin adından koydum dedi. 10 kardeşinin onunla da Yusuf'u koymuş. Yusuf'un adını yanına başka isim de takmak o zaman adettendi. Bunun üzerine Yusuf ona dedi ki o ölen kardeşinin yerine ben senin kardeşin olsam ister misin dedi. O da senin gibi kardeşi kim bulabilir dedi Bünyamin. Ama ne çare ki seni Yakup ile Rahil doğurmuş değil dedi. Daha hala tanımıyordu. Diyerek iç çekti. İşte o vakit Yusuf ağladı. Ve kalkıp boynuna sarıldı. Ve kendini tanıttı da Gâle inni ene ahûke, ben dedi senin, cidden senin kardeşinim dedi. Ve kendini işte o zaman tanıttı. Yusuf ayrıca ona tembih etti. Fela tebteiz bima kânû yâmelûn, bunun için onların yapacaklarına aldırma dedi. Üzülme dedi. Artık dedi onlara hiç aldırma ve sezdirme dedi. Ve Yusuf Bünyamin'e kendini tanıtınca böyle sıkıca tembih etti. Bünyamin artık tanıştıktan sonra dedi ki ben senden ayrılmam dedi. Çünkü yılların hasreti vardı. Yakup aleyhisselamın gözleri görmeyecek duruma gelmişti. Hepsinde Yusuf'un hasreti kokuyordu. O da ne istersen yap, ben senden ayrılmam deyince, o da dedi ki, şöyle bir şeyler yapmamız gerekiyor, ne dersin deyince, Bünyamin dedi ki, ne istersen yap, hiç aldırmam diye cevap verdi. İşte Bünyamin'in yüküne o tası da yine ikisinin işbirliğiyle konmuştu. Çareyi bu yolda anlatmış, o da hay hay demişti. Yüküne bir şey koymak, onu ona hediye etmektir aslında ama oradaki olay böyle cereyan etmiştir. Kıymetli dostlarım, bu hadiseler yüce Allah'ın cihana verdiği büyük ibret dersleridir. Herkes dersini almalıdır. Muvaza, bir danışıklı dövüş kelimesi vardır. De bu bir muvazadır ama peygamberler
görevlerini Cenab-ı Hak'tan aldıkları emirlere göre yaparlar. Burada gizli hikmetler vardır. Yusuf kendi hakkını kardeşlerine helal etmiş, kardeşlerini affetmişti. Ama Allah hakkı vardı. Daha o hak duruyordu. Çünkü Allah hakkını kimsenin affetme şansı yok. Ve bu da Yusuf'un elinde değildi. Tevbeye yönlendirmek, hakka yönelmelerini tabii ki temin etmek için burada gizli hikmetler, sırlar bulunmaktadır. Ledünni bir takım hikmetleri içeren, Rabbani bir ceza, ilahi bir terbiye görülmektedir. Bunun için konuları çok mu çok yerli yerince iyi anlayabilmelidir. Galu tallahi, bu Arapçada ta kasem için kullanılır. Ta ayrıca bir de hayret ve taaccüp için kullanılır. Türkçede ise tevallahi efendim gibi kullanmalar vardır. Çalanın kendisi tutuklanır. Bu her kimin yükünde efendim bulunursa kendisi onun cezasıdır. Yani o malın çalınması karşılığında çalanın kendisi tutuklanır. İstihdam veya istimlak edilir. Kezalike necizi zalimin, biz zalimleri böyle cezalandırırız. Deniliyor ki Hazreti Yakub'un şeriatında hırsızlığın cezası, hırsızın kendisini çaldığı malın sahibine teslim etmekti. Mal sahibi o hırsızı mal edinirdi. Bazı tefsirlerde bunun bir sene müddetle olduğu kayıtlıdır. Fakat buradaki olay her ne kadar Yakup şeriatına göre yapılmıştır. Fakat Binyamin'in Yusuf'tan ayrılmayacağım dedikten sonra Cenab-ı Hak bu çareyi Yusuf'a bizzat Cenab-ı Hak kendi göstermiştir. Yakup'un şeriatı burada uygulanmıştır. Hem Yusuf hem müddeyi hem hakim durumunda olmuyor mu diyenlere karşı Yusuf orada bir savcı olarak araştırma yapıyor fakat hüküm vermiyor. Hüküm kardeşlerinin verdiği fetvaya ve onların hakemliklerine dayanıyor. O da Yakup şeriatına göre veriliyor. O zamanki şeriat oydu. Ve Binyamin de ona göre kendi isteğiyle zaten Yusuf'un aleyhisselam yanında kalmak istiyordu. Yusuf aleyhisselam bütün bu işleri neye göre yapıyordu? Vahiy ve talimatıyla yapıyordu. Yani Allah'tan aldığı emirlere göre yapıyor. Bütün peygamberler öyledir. Peygamberler Allah'tan aldıkları emre göre hareket ederler. Ve aynı zamanda babasının şeriatını Mısır'da uygulama yolunu da açmış oldu burada. Mısır ceza kanununda hırsızlığın cezası hırsızı dövmek ve çaldığı malı iki katıyla tazmin etmekten veya ettirmekten ibaret idi. Bu da tabii ki o zamanki
Yakup şeriatını da Yakup'un çocukları kendi dilleriyle söylediler. İlla en yaşa Allahu, lakin Allah'ın dilemesi müstesna. Allah bir şeyi murad edince sebeplerini de ne yapar? Hazırlar. Allah'ın yapamayacağı iş olmaz. Şuraya da dikkatler çekiliyor ki, ve fevka kulli zî ilmin alim, ve her bilgi sahibinin üstünde başka bir bilgin vardır. İlim en yüksek mertebedir. Ve her ilim sahibinin üstünde de bir alim vardır ki o da yüce Allah'tır. Yani her üstünlüğün üzerinde Allah'ın üstünlüğü, yüceliği vardır. Çünkü kime ne verdiyse Allah vermiştir. Allah ise kemal sıfatlarla, yüce sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatların tamamından münezzehtir. Yine rivayete göre Yusuf'un anasının babası bir puta tutkunmuş. Yusuf da çocukken anasının emriyle dedesinin o putunu gizlice alıp götürmüş ve kırmış, putu yok etmiş ve güzelini yapmış. İbrahim Aleyhisselam da böyle yaptıydı ya, zaten İbrahim Aleyhisselam Yusuf'un dedesidir. Yusuf'un babası Yakup, Yakup'un babası İshak, İshak'ın babası da İbrahim Aleyhisselam zaten. Öbür tarafta da İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, o soydan da Hazreti Muhammed geliyor, cihan peygamberi. İşte bu Yusuf'un o putu alıp kırıp yok etmesini ona böyle bir isnatta bulunmak istediler. Bu da kıskançlığın ne kadar insanoğlunu tesir altına aldığını göstermektedir. Ama sonuç ne oldu? Sonuç, Yusuf'a yalvarmaktan başka çareleri kalmadı ama Yusuf onları hiç kırmadı, yüzlerine vurmadı. Yusuf kendi hakkını onlara helal eyledi. Cenab-ı Mevla dünyadaki Müslümanların birbirlerine olan tamamen kırgınlıklarını, küskünlüklerini, ayrıcalıklarını, tefrikalarını Cenab-ı Hak gerçek kardeşliğe, samimiyete dönüştürsün. İslam'ın izzetinde bütün Müslümanları ve bütün insanlığın birleşmesini ve dünyaya barış olan, gerçek huzur olan, hukukun üstünlüğü olan, ilahi nizam olan yüce İslam'ın cihana hakim olmasını Allah nasip eylesin.